Sarı Elvan Boz. 6 sene önce gündeme getirdiğimiz tren yoluyla ilgili bir projemiz vardı. O projemizi şurada görmekte olduğunuz gibi Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanımızdı dönemin. Biz bu dosya halinde bu projemizi Binali Bey'e verdik. Bu tren yolunun merkez mahallesinde bizi sıkıntı yaşattığını, ya tren yolunun kaldırılması ya da bir alt geçitle, yani engelli vatandaşlarımızı, çocuklarımızın okula geliş gidişlerinin rahatlaması için bunları detaylı olarak mahallemizi ortadan ikiye böldüğünü tren yolunun, yani bir Berlin duvarı gibi düşünün. Karşıdan karşıya geçmek için 3 kilometre neredeyse yol kat ediyoruz. Bu vatandaşların büyük sorunu haline geldi. Bunları defalarca dile getirmemize rağmen hiçbir çözüme ulaşamadık. O gün için Binali Bey'in söylediği tek cümle vardı bana. AK Parti Belediyesi'ni eğer ki ödemişe alırsak biz bu projeyi gündeme getireceğiz dedi. 1,5 yıl oldu. AK Parti Belediyesi bugün Ödemiş Belediyesi'ni aldı. Ama 1,5 yıldır hiçbir hareket göremiyoruz. Ben bunu tekrar ilgili birimlere, valiliğe, Devlet Demiryolları'na, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ödemiş Belediyesi de dahil olmak üzere her yere dilekçe ve imzalarımızı göndereceğim. Merkez bir mahallenin bu kadar köhne bir şekilde kalması beni gerçekten rahatsız ediyor bir muhtar olarak. Görüyorsunuz parklarda hiçbir bakım yok. Tren yolunun etrafı olduğu için kör nokta olarak kalıyor. Yani burada esrar içen çocuklar, bali içen çocuklar, gece gelirseniz bunlara da rastlarsınız. Hiç hoş değil. Yani merkez bir mahallede böyle bir olayı yaşamamız beni gerçekten üzüyor. İnanıyorum ki en kısa zamanda gerekli ilgili birimler bu konuyu ele alacaklar. Teşekkür ederim. Ben Halil İbrahim Taş, Hürriyet Mahallesi'nde oturmaktayım. Burada 1 kilometre yolu perde veya iki tarafı çevrilmiş demir yolunun iki tarafı. Hastamız var, yaşlımız var, sakatlarımız var, geçemiyor. Ya alt köprü ya da alttan geçiş istiyoruz. Bir de rica ediyoruz. Bizim çoluğumuz, çocuğumuz buradan alttan veya üstten geçit istiyor. Biz yıllardır, 63'ten beri de ben bu tarafta bahçe arasında oturuyorum. Ya tantanların oradan geçmek icap ediyor ya da istasyondan geçmemiz icap ediyor. Mümkünse muhakkak buradan bir alt veya üst geçidimiz ya da alt geçidimiz olmasını istiyoruz. Merkez Hürriyet Mahallesi Muhtarı Recep Yeşiltaş. Bu demiryolu için daha önce biz de gündeme getirmiştik Hürriyet Mahallesi olarak. Karşıtı sağlık ocağımız olduğundan sürekli yaşlılarımız buraya gelip gitmekte olmakta birçok sorun yaşıyoruz. Demirleri kesiyorlar, geçiyorlar ama trenin geldiği zaman çok tehlike yarattığı için bunu kapatmak zorunda kalınıyor. Yetkililerden bir an önce bunun çözümünü istiyoruz. Alt geçit veya üst geçit. Mağdur durumda kalınmamak için. Cumhuriyet Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi'nin hastaları Cumhuriyet Mahallesi Yeşil Sokak'ta bulunan sağlık ocağı ve eczaneye gelip gidiyorlar. Yaşlılarımız bu gelip giderken tren yolunda bir alt geçit ya da üst geçit olmayışından dolayı 1,5-2 kilometre yürümek zorunda kalıyorlar. Bunların acilen çözüme ulaşması, özellikle engelli vatandaşlarımız var. Engelli vatandaşlarımızın zorlandığı, akülü arabasının aküsü bitenler, bunlar hep sorun haline gelip önümüze çıkıyor ve birçok vatandaşımızı kaymakamlık aracılığıyla tekrar işte akü aldırmak, şunu yapmak, bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Bir an önce insanların elini taşın altına koymasını bekliyorum. İşte engellilerimiz geçemiyor buradan. 1,5-2 kilometre yol dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bunun bir an önce çözümü kavuşmasını istiyoruz yetkililerden. Siz ne diyorsunuz? Aynı düşünceye katılıyorum. Bir an önce bu tren yolunun bir çözüme ulaşması, engelli vatandaşlarımızın mağduriyetinin bir an önce bitmesini istiyoruz.